İlk aşamada bilgisayarımıza bağlanalım. WatchCard merkezi yönetim, biliyorsunuz daha önceki webinarlarımızda da bahsetmiştik. Dimension'la birlikte Dimension Command geldi. Dimension Command'le de cihazımıza bazı yönetim özellikleri ekleyebiliyoruz. Dimension üzerinden de yönetebiliyoruz. Ama bildiğiniz gibi Dimension daha hala geliştiriliyor. Bir de bizim eski kullandığımız WatchCard System Manager yazılımıyla birlikte bir merkezi yönetimimiz var. Bununla da cihazımızı yönetebiliyoruz. Biraz daha fazla yetenekli şu an için Dimension Command'e oranla. Bugünkü konumuzda size System Manager'la olan yönetimden bahsediyor olacağım. İlk etapta System Manager yazılımımız kurulu değilse bilgisayarlarımızda bunu kurarak başlayacağız. Şu an sadece System Manager'a ihtiyacım var. O yüzden Management Server'ı kuruyorum. Log Server, Web Blocker Server, Karantina Server'la ilgili bir ihtiyacım yok. İleri diyorum. Bu kurulumu yaptıktan sonra arkasından cihazlarımı ekliyor olacağım. Normal şartlarda kurulum yaparken şurayı da gösteriyor olayım. 3 tane cihazım var yöneteceğim. Bir tanesi TL Gateway cihazım. Buna eklemeyeceğim çünkü bunun için yapacağım değişiklikler internet bağlantımı etkileyeceği için webinar sırasında bağlantı kesilebilir. Diğer 2 tane cihazı ekliyor olacağım. Bunların üstündeki ayarları gösteriyor olacağım. Kurulumumuz tamamlanmak üzere. Bu arada aklınıza takılan veya sormak istediğiniz sorular olursa soru kısmına yazabilirsiniz. Oradan da sorularınızı takip ediyor olacağım. Onları da cevaplamaya gayret edeceğim. Kurulum yapılırken bir bilgi vereyim. Eğer cihazlarınızı hali hazırda Dimension Command ile birlikte yönetiyorsanız WatchGuard System Manager'daki merkezi yönetimde yönetemeyeceksiniz. Eğer cihazınızı eklemek isterseniz size sadece bir yönetim aracıyla yönetebileceğinize dair bir mesaj verecektir. O yüzden bu aşamada yöneteceğimiz tool'u baştan seçmemiz gerekiyor. Ya Dimension Command ile yönetiyor olacağız ya da WatchGuard System Manager'ın altındaki management tool ile yönetiyor olacağız. İkisiyle aynı anda cihazları yönetemiyorsunuz. Satın aldığınız cihazlarla beraber yönetim lisansları da geliyor olacak size. Onu da göstereyim. Partner sayfanıza girdiğiniz zaman ya da müşteriyseniz müşteri sayfamıza girdiğiniz zaman Support Center'da Manage Product kısmı var. Manage Product kısmında WatchGuard System Manager Software Licenses. Şuradan. Bu alana tıklayarak lisanslarınızı görebiliyorsunuz. Management Software lisanslarınızı görebiliyorsunuz. Lisansınızı alıp kurulumdan sonra eklememiz gerekecek. Onu da gösteriyor olacağım. Kurulumumuz tamamlandı. Aşağıya geldik. İki kere tıkladık. Server Center Wizard geliyor zaten karşımıza. İleri diyoruz.
bir organization ismi veriyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Bir şifre belirliyoruz burada. Bu belirlediğimiz şifreyi unutmamamız gerekiyor. Arkasından management server için olan gerekli ayarlar geliyor. İlk etapta management server bizden bir tane gateway istiyor. Bu gateway'in bilgilerini girmemiz gerekiyor. Benim gateway'im şu an üzerine internete çıktığım cihaz. IP bilgilerini yazıyorum. Cihazın status şifresi. Arkasından da configuration şifresini yazıyorum. İleri diyorum. Bu adımda benden lisans key istiyor management server için. Az önce gösterdiğim alandan geliyorum. Lisans key'imi seçiyorum. Lisans key'imi ekleyip ileri diyorum. Lisans key'imi ekledikten sonra şu an girdiğim lisans key benim 4 cihaz için. Gateway'imin bilgisini veriyor. Ne kadar lisansım olduğunu gösteriyor. Arkasından da genel ayarlarımla ilgili bilgi veriyor. İleri diyorum. Tekrar ileri diyorum. Kurulumum tamamlandı. Gördüğünüz gibi sadece management server bilgilerim burada kayıtlı. Lisansım bilgisi burada kayıtlı. Şu an için bir Active Directory Authentication'ım yok. O yüzden herhangi bir bilgi kayıtlı değil. Log server'ım da kurulu olmadığı için şu an log göndermiyorum. Eğer log server'ım kurulu olsaydı buradan seçip log server'ımın IP adresini girip logların buraya düşmesini sağlayabilirim. Okey diyelim. Ve configuration management kısmı. Şimdi bu alanda birincisi dimension comment'te olduğu gibi hatırlarsınız eğer ne kadar konfigürasyonu revizyon olarak saklamak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ya da dosya boyutu olarak ne kadar. Burada dosya boyutundan ziyade revizyon daha mantıklı olacaktır. Kaç konfigürasyon yaparsanız o kadar geri dönüş şansınız olacak. Default olarak 30 geliyor. 30'da bırakıyorum. Cihaz üzerinde bir konfigürasyon değişikliği yapıldıktan sonra ya da herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra değişiklik yapan kişi eğer bu değişikliğe bir yorum girmesini zorunlu tutmak istiyorsanız bu alanı seçmeniz gerekiyor. Bu alanı seçerek her yapılan değişiklikten sonra bir yorum girilmesi lazım. Bu Windows'u ya da serverları kapatırkenki yorum ekranı gibi düşünebilirsiniz. Ve bu yorumla ilgili bir template'iniz varsa template'i de buraya yazabiliyorsunuz. Kullanıcı login olduktan sonra karşısına bir uyarı ekranı çıkmasını istiyorsanız yani disclaimer ekranı burada disclaimer bilgilerini giriyorsunuz. Arkasından da mesajınızı yazıyorsunuz. Bu şekilde basit bir şey yazalım. Şimdi Active Directory Authentication'ı aslında ekleyeyim. Burayı da okey diyelim. Ayarlarımızı kaydedelim. Kullanıcı adı şifremizi yazalım. Bağlanmıyor. Sunucum kapalı.
olabilir. Evet, aktivite sunucum kapalı. Bu şekilde yapıyorsunuz ayarları. Sunucu açık olduğu durumda buradan tıkladığınızda bağlantı yapabiliyor. Ben şimdi sunucuyu açıyorum. Daha sonra bu alana tekrar dönüyor olacağım. Lisansımı girdin dediğim gibi. Burada herhangi bir aksiyon olduğunda bize mail gelmesini istiyorsak, onunla ilgili bilgileri mail notification olarak gelmesini istiyorsak seçmemiz gerekiyor. Cihazın health durumunu takip etmek istiyorsak yine bunu seçiyoruz. Arkasından eğer bağlanamıyorsa, yani notification gelmesini istiyorsak bu alanı seçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir management server'la ilgili diyeyim daha doğrusu. Bir debug seviyesinde log ihtiyacımız varsa yine server settings altında debug logları seçmemiz gerekiyor. İstiyorsak TLS 1.0'ı devre dışı bırakabiliyoruz ve her açılışta bir audit bilgisinin gelmesini de istiyorsak yine bu alanı seçmemiz gerekiyor. Çok fazla burada yapacağımız bir işlem yok. Management server'a WatchCat sistem manager yazılımıyla bağlanıp oradan işlemleri yapıyor olacağız. Bir sertifika üretiyor cihazı yönetebilmek için. Burada sertifika bilgileriniz var. Zaten cihazlara ekledikten sonra bu sertifikalar otomatik olarak cihazlara geçiyor olacak. Şimdi ayarlarımı bu şekilde kaydedeyim. Bunu aşağı indireyim. Buraya gelelim. WatchCard sistem menajerinde normalde bildiğiniz gibi WatchCard'ları tek tek buradaki ikonlarla veya file üzerinden veya sağ tıklayarak seçebiliyoruz. Device seçiyoruz cihazlara tek tek bağlanmak için normalde. Bu sefer biz management server'ımıza bağlanacağımız için connect to server diyoruz. Server'ımızın IP adresini yazıyoruz. 12'ymiş. Kullanıcı adı şifremizi yazıyoruz. İlk oturum açtığımızda bize bir sertifika uyarısı getiriyor. Gösterdikten sonra bu sertifikayı bilgisayarımıza yüklüyor olacak. Arkasından oluşturduğumuz disclaimer mesajı geliyor. Bunu da kabul ediyoruz. Management server'ımız geldi. Şu an üzerinde hiçbir konfigürasyon yok, hiçbir cihaz yok. Bu noktaya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Kurulumla ilgili, yoksa buradan devam ediyor olacağım. Peki bir sorumuz yok. Şimdi device kısmından cihazlarımızı ekliyor olacağız. Device'ın üzerine sağ tıklıyoruz. Insert device diyebiliriz. Buradaki artı işaretine tıklayarak tekrar yeni cihaz ekleyebiliriz. Cihazımızın IP adresi, status şifresi ve konfigürasyon şifresini yazıyor olacağız. Kaç sayfamız? 192. Şöyle yazalım. Konfigürasyon şifremi, status şifremi yazıyorum. Arkasından konfigürasyon şifremi yazıyorum. Cihaza bağlanacağını söyleyeyim. İleri diyorum. Cihaza erişmeye çalışıyor şu anda. Cihaza erişti. Bu cihaz için bir isim vermemizi istiyor. Buna VGTL-001 diyelim. İleri diyelim. IPsec tüneller için oluşturduğumuz bir sertifika varsa onu seçiyoruz. Yoksa Auto-Generated Shared Key dediğimiz zaman şimdi WatchGuard Server Center üzerinde cihazları sürükle bırak da VPN yapabiliyoruz. Dimension Command'deki gibi. Eğer hala hazırda bir sertifikamız varsa sertifikayı seçebiliyoruz. Veya Auto-Generated Shared Key dediğimizde de her VPN kurmak istediğimizde otomatik olarak bir Shared Key oluşturacak. İleri diyorum. Tekrar ileri diyorum. Şimdi tekrar cihaza bağlanmaya çalışıyor. Konfigürasyon tamamlandı. Cihazım geldi.
Şimdi bu birinci cihazım. Şimdi ikinci cihazımı da ekleyeyim. Yine cihaz ekle dedim. Bu 145'ti. 152 dedim galiba. Status sistemimizi yazıyoruz yine. Yine adımları aynı şekilde tekrarlıyoruz. Yani ne kadar cihaz eklemek istiyorsak burada cihazlarımızı ekliyor olacağız. Yine aynı şekilde auto-generate share key ile ilerleyeceğim. Evet, ikinci cihazım da şu anda geldi. Cihazlarımın genel görüntüsü. İlk eklediğim cihaz şu an konfigürasyonu çekti. Update statüsü de complete yazıyor. Şu an diğer cihazımla iletişim kuruyor. Birazdan bundaki de konfigürasyonları almış olacak. Bununla da ilgili update status complete hale gelecek. Şimdi burada neler görebiliyoruz? Cihazımıza verdiğimiz isim, cihaz modelimiz, versiyonumuz, build number'ımız, hangi modda yönetiyoruz? İki modda yönetebiliyoruz. Basic ve advanced olarak, daha doğrusu full manager olarak. İkisindeki farktan bahsedeceğim. Cihazlara direkt IP'den bağlandığım için management tünel modu kullanmıyorum. Eğer SSL ile bağlanıyor olsaydım o zaman management tünel mod kullanıyor olacaktım. Bu durumda tünel aktif olduğunda burada enable yazacaktı. Update status cihazla ne zaman iletişim kurmuş en son? Ne zaman cihazdaki bilgileri çekmiş ya da biz ne zaman cihaza bir bilgi iletmişiz? Onunla ilgili tarih ve saat kısmı, IP adresi ve en son ne zaman düzenlendiği. Cihazımızın bir tanesine tıklayalım. Şimdi burada neler görebiliyoruz? Demin bütün cihazlarımız için gördüğümüz alanların hepsini burada sadece bir cihazımız için görebiliyoruz. Cihazımızın seri numarası, IP adresi, modeli. Buradan policy manager'a bağlanabiliyoruz. Sistem manager'a, hostwatch, ping atabiliyoruz. Veya list süresini değiştirebiliyoruz. Configure dediğimiz zaman açılan ekranda cihazımızla ilgili bilgiler geliyor. Yine cihazımıza verdiğimiz isim, burada eski cihazlarımız da var, Firebox Type'da, IP adresi, şifrelerimiz, bu Shared Secret kısmı kendi otomatik random oluşturuyor, o yüzden değiştiremiyorsunuz. Ne kadar zamanda bir bu cihazla ilgili datayı unutup yeniden çekecek dediği kısım list time, 60 dakikada bir. Dediğim gibi SSL kullanıyor olsaydık management tünel kullanacaktık. Şu an kullanmıyorum. Eğer herhangi bir şey seçersek direkt bizi management tünel kısmına gönderiyor. Şu an ihtiyacımız yok. IPsec tünel sürükle bırak VPN'le yapacağımız zaman nasıl bir otantike oluşturacağımızı seçiyoruz. İlk kurulumda yaptığımız ayarların hepsini aslında buradan daha sonra değiştirebiliyoruz özetle. DNS bilgilerimizi, WINS bilgilerimizi girebiliyoruz. Cihazımızın üstündeki kontak bilgileri şu an herhangi bir şey olmadığı için herhangi bir şey gelmiyor. Okey diyelim. VPN ile ilgili cihazımızın IP bilgileri, Optional Network'teki IP'si, Trusted Network'teki IP'si, bunları görebiliyoruz. Future key'ini senkronize edebiliyoruz. Cihazı reboot edebiliyoruz. Veya firmware'ini update edebiliyoruz. Pardon. Update cihaz dediğimizde cihazımıza bağlanıp tekrar bilgiyi çekip cihazımızla ilgili bilgileri bize iletiyor. Şu an zaten iki cihazın içinde tamamlanmış. Çekelim bilgileri de tekrar.
Şimdi iki mod var demiştim. Device mod kısmında Basic Manage mod diye bir şey görüyorsunuz. Settings'ten bunu istiyorsak Fully Manage moda da çevirebiliriz. Arasındaki fark şu. Basic Manage modda cihazınızın durumunu görebilirsiniz. VPN'lerin durumunu görüp yönetebilirsiniz. Cihazın Feature Key'ini sekmeze edebilirsiniz. Ve işletim sistemini yükseltebilirsiniz. Yani firmware update yapabilirsiniz. Onun haricinde Full Manage moda geçtiğinizde bu demin saydıklarım haricinde cihazın konfigürasyonunu yönetebilirsiniz. Konfigürasyonlar için template oluşturup belli zamanlarda update olmasını seçebilirsiniz. Cihazların geneli için bir template oluşturabilirsiniz. Ki bugün onlardan bahsediyor olacağım zaten. Bu template'leri belli zamanlarda cihazlara basıyor olabilirsiniz. Bunları göstermek için full manage moda almam gerekiyor. Şimdi iki cihazımı da full manage moda alalım. Tamam, şimdi full manage moda geldi. Zaten configuration history kısmı da artık karşıma geldi. Diğer cihazım için de aynısını yapayım. Kısa bir süre bekletiyor full manage moda aldığımızda. Cihaz tarafındaki gerekli düzenlemeleri yapıyor oluyor. Evet, bu cihazın da full manage moda geldi. Şuradan da baktığım zaman artık iki cihazın da full manage olarak gözüküyor. Bu henüz update tamamlayamadı. Onu bekleyeceğiz bir kısa süre daha. Bunu beklemeyelim hatta. Direkt elle yapıp zaman kaybetmeyelim. Şimdi management modumuzu değiştirdik. Cihazlarımız artık sistem manager kısmından yönetiliyor. Device status kısmına geldiğimizde ben bu cihazları tek tek bağlayayım. Bir de aynı şekilde 10.168.1.12 ile sunucu üstünden İki cihazıma da bağlayayım ayrıca. Ben bugün buradan yönetiyor olacağım cihazlarımı. Şimdi yapabileceğimiz işlemler. Birincisi, biz bu cihazlarımız için belli zamanlarda firmware update yapabiliriz. Üzerine sağ tıkladığımız zaman biraz şuna adım adım gideyim. Yeni cihaz eklemekten bahsettim. Yeni VPN kaynakları ekleyebiliriz. Yeni VPN oluşturabiliriz. Şimdi VPN kaynakları dediğimiz bu bizim watch kartlarımız ve IP bilgilerimiz. Yeni bir VPN oluşturduğumuz zaman da yeni bir gateway oluşturuyor aslında. Bu cihazları birbiriyle konuşturuyor. Dimension Command eğitiminde hatırlarsanız ortada bir tane büyük yuvarlak vardı. Yanında hub cihazları vardı. Yine aslında mantık olarak aynı mantık. Policy Manager'ımız cihazlarımızın list süresini expire edip tekrar cihazlarımızdan bilgi çekiyor. İşletim sistemi update'i, feature key'lerin update'i ve cihazların yeniden başlatılması. Bu arada mesela 10 tane cihazınız var. İstanbul'da 5 tane, Ankara'da 3 tane, İzmir'de ne oldu? 5, 8, 2 tane var dediğimiz zaman burada yeni folder oluşturup bunları folder folder ayırabilirsiniz. Bizim şu an iki cihazımız olduğu için yönetilecek. Bu şekilde ayırmamıza çok fazla gerek kalmıyor. Policy Manager dediğimiz zaman bize bir tane yeni Policy Manager oluşturuyor. Ya bir sıfırdan Policy Manager. Şuradan açalım. T serisi. T30W. Gözüne diyelim.
Bu şekilde boş bir polis üzerinden polislerimizi yapıp bütün cihazlarımıza basabiliriz. Bunu şimdi atlıyorum. Bunlara ayrıca göstereceğim. List sürelerini expire edebiliriz demiştik. İşlem sistemlerini yükleyebiliriz. Şimdi ben bunu yüklemek istediğim zaman hata verecek. Çünkü şimdi işlem sistemlerini kurarken hatırlarsınız kendi bilgisayarınıza yazılım çekip kendi bilgisayarınıza kuruyordunuz. Ben de aslında yazılımlar kurulu şu anda. Ama bu yazılımları artık Management Server'a kurmanız gerekecek. Doğal olarak benim bu cihazımda, yani kendi kullandığım bilgisayarımda olması bir şey ifade etmiyor. Benim bunu gidip Management Server'a kurmam gerekiyor. Kuralım. Şu an cihazlarım son versiyonda olduğu için versiyon upgrade yapmayacağım. Yani yapamayacağız zaten. Ama nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım size. Kendi bilgisayarıma kurulumu yapıyorum. Pardon. Management Server'ın üstüne kurulumu yapıyorum. Management Server'a kurulum tamamlandı. Bunu aşağı indirelim. Buradan tekrar Schedule of Update diyelim. Bu sefer hata vermedi. Ve sihirbazı karşımıza çıkardı. İleri diyoruz. Kullanacağımız cihaz modelini seçiyoruz. Tekrar ileri diyoruz. O cihazları bize gösteriyor. Buradan istiyorsak bunların hepsini seçip bırakabiliriz. İleri diyorum. Hangi versiyonu kuracağımı söyledi. Aslında şöyle bir versiyon daha indirip buraya ekleyeyim. Şöyle yapalım. Support Center diyelim. Update işlemi normal kendimizin bilgisayarındayken update ettiğimizde aynı. Herhangi bir fark yok. Bir tane de eski versiyonu indirelim. Bu eski versiyonu da yine Management Server üstüne kuracağız. Bitmek üzere. Alalım. Bilgisayarımızı atalım. Bunu attıktan sonra tekrar kurarak yolumuza devam edeceğiz. Bunları beklerken şunu ben tekrar bahsedeyim. Burada versiyonumuzu seçtik. Bunu istiyorsak belli bir saate planlayabiliriz. Veya hemen yap diyebiliriz. Mesela diyelim ki Cuma günü gece 2'de yapsın. İleri diyelim. Son diyelim. Bunu girdikten sonra Schedule Task kısmı var. Bu Schedule Task kısmı bizim zamanladığımız görevler. Bir tane görevimiz var şu anda. Bu iki cihazımıza yeni versiyonumuzu kuracak. Ve bunu yarın, daha doğrusu bu gece sabaha karşı 2'de yapıyor olacak. Tekrar gelelim. Bunu da kurulumu yapalım bilgisayarımıza.
bunu kaldıralım. Aradaki farkı göstereyim. Tamam, bunu da kurulum bitti. Çok güzel. Şimdi tekrar schedule auth update diyelim. İleri diyelim. T30 dedik. Tekrar ileri dedik. Bu iki cihazımız için yapacak. Yine ileri dedik. Gelmedi. Peki bir saniye. Tamam. Şu yüzden gelmiyor. Birincisi, burada WatchGuard Server Center'ın versiyonunun cihazları yönettiğinizde aynı versiyon olması lazım. Ben sabah iki cihazın update'inde yaptım. Bir sonraki yapacağım webinarda düşük versiyonla başlayıp öyle gidiyor olayım. Doğal olarak şu an yöneten versiyon 11.11. Cihazlarım da 11.11. Daha alt versiyonu bu listede göremiyorum. Bir sonraki webinarda 11.7'de bırakırım. Üstüne 11.11'i tekrar update ederek gidiyor olurum. Yine aynı şekilde cihazlarımızla ilgili yeniden başlatmayı planlayabiliriz. Herhangi bir işlem yaptık diye düşünelim. Bütün bölgelerimizde cihazımızı yeniden başlatmamız lazım. Yine belli bir tarih ve saat girerek cihazlarımızın bu saatte yeniden başlamasını ayarlayabiliriz. Bu management server içinden yapabileceğimiz ayarlar. Bir de device status kısmında burada management server'ın üstüne sağ tıklayarak yapabileceğimiz ayarlar var. Aslında bir önceki ayarların hemen hemen benzerleri. Yine işlem sistemi update'ini yapabiliriz. Future key'lerini senkronize edebiliriz. Ve cihazlarımızın yeniden başlatacağımız tarih ve saat ayarlayabiliriz. Şöyle yapalım. Eğer burada reboot device immediately dersek, o zaman cihazımız anında yeniden başlayacaktır. Herhangi bir takvim uygulamayacağız. Yani acil bir iş var. Cihazların hepsini yeniden başlatmamız gerekiyorsa bunu seçebiliriz. Yönetim kısmına tekrar gelelim. Şunları da kaldırayım tekrar. Bir de cihazların konfigürasyon template kısmı. Bunu göstermeden önce ben cihazlara bir tek tek Policy Manager'la bağlanıp mevcut polisleri göstereyim sizlere. Şimdi cihazımız Full Manage modda olduğu için Policy Manager'e girmek istediğiniz zaman bu şekilde bir uyarı alırsınız. Burada yapabileceğiniz iki aksiyon var. Birincisi, ya cihazı read only modda açabilirsiniz. Policy'leri normal policy manager üzerinden değiştiremezsiniz. Sadece sistem manager ile değiştirmeye devam edersiniz. Veya diyebilirsiniz ki full manage modu devre dışı bırak, ben cihazı kendim yöneteceğim. Şu an istediğimiz yöntem bu değil. O yüzden read only mod olarak kullanacağız. İkisini de read only modda açayım. Konfigürasyonları göstereceğim. Ondan sonra farklarından bahsedeceğim. Şimdi cihazımızın bir tanesi zaten herhangi bir şey yok. Hatta evet, bir şey yok. Sadece Exchange NAT var. Bir tane HTTP proxy var. Bu cihazımızda biraz daha fazla kural var. Proxy kurallarımız var. Bir önceki webinarda hatırlarsanız bunlarla ilgili birkaç örnek yapmıştık. Ben burası için, iki cihazım için de bir template oluşturacağım. Ve bu template'in iki cihazıma birden gitmesini sağlıyor olacağım. Device Management kısmına geldim. Device Configuration Template kısmına geliyorum. Sol tarafındaki artı işaretinden açıyorum. Arkasından XDM tarafında yine açıyorum. Bundan sonra da 11.9.4 ve sonrası kısmını seçiyorum. Çünkü hatırlarsanız cihazımızda şu an 11.11 var versiyon olarak. Configuration template'in yanındaki artıya tıkladım. Uygun model grubunun yanındaki artıya tıkladım. Arkasından da kullandığım firmware'e göre doğru alanı tıkladım.
Bunun üzerine sağ tıklıyorum. Bir tane configuration template oluşturuyorum. Yine açılan ekrandan kullandığımız firmware versiyonunu seçmemiz gerekiyor. Eğer eski versiyon bir cihaz kullanıyorsak buradan ona uygun versiyonu seçmemiz lazım. Yeni cihazsa yine ona uygun seçmemiz gerekiyor. Okey dedik. Bize yeni bir tane template isim veriyor. Template'imizde de ne yapalım? Bir HTTP, bir HTTPS proxy ekleyelim. Bir tane de DNS proxy ekleyelim. Bunda da sosyal medyayı kapatıyor olalım. Social Block dedik ismine. Okey dedik. Karşımıza bir tane boş bir polis ekranı geliyor. Bu bizim normal kullandığımız polis ekranına çok benziyor. Birçok özellik burada var. Gerekli servislerimizi buradan açıp kapatabiliyoruz. Şuradan hatta update'lerimiz açık mı? Hepsi açıkmış. Tamam, şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada update'lerimizin hepsi seçili. Ben bunların hepsini de 1 saatten 2 saate alacağım. Ve buraya da 2'şer tane polis ekleyeceğim. Şimdi önce polislerimi ekleyeyim. Bir HTTP proxy ekliyoruz. Watchcard Server Central Webinar diyelim ismine de. En optional'dan en external'a gidecek. Bu kuralımız loglanıyor olacak. Application Control kullanacağız. Application Control ismi de yine Watchcard Server Central Webinar diyelim. Burada kategori olarak da proxy ve tünellerin hepsini kapatacağız. Peer-to-peer network'ü de kapatacağız. Social network'ü de kapatacağız. Okey dedik. Okey dedik. Bu normal zaten crawl oluşturma ile ilgili. Herhangi bir ekstra bir ayar yok. Ondan sonra bir proxy action oluşturalım. HTTP client vsc diyelim üstüne de yine. Burada da herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Bunları zaten bir önceki webinarlarda bahsetmiştik. Gelelim. Social Network'ün tümünü engelleyelim. DNS'in olması gerektiğini söylüyor. DNS kuralımız var zaten. Ama her ihtimalle karşı onu da tekrar oluşturacağız. Antivirüsümüz. APT blok lisansımız şu an için yenildiği cihazlarda. Buna bu şekilde okey dedik. Buna da okey dedik. Bir tane de HTTPS oluşturuyorum. Yine en optional interface'inden en external'a doğru giderken application control'ümüzü kullanacağız. HTTPS client vsc diyelim. Git packet inspection yapacağız. Vsc'yi kullanacağız. Taratacağız. Web blocker olarak da vsc web blocker kullanacağız. Okey diyelim. DNS kuralımızı da oluşturalım. Bunların loglarını açalım. Şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten bu kurallarla ilgili detayları sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 3 tane kural ekledim. Bir tanesi HTTP kuralı, bir tanesi HTTPS kuralı, bir tanesi de DNS kuralı. Buradan tekrar bakalım. Aynı isimde bu kuralımız yok. Mesela DNS proxy'miz var. Any trusted, any optional olarak. Şöyle bir fark yapalım. Farkını da görelim. Any optional'ı ekleyelim. Bir tane de network IP'si ekleyelim aslında buraya. 192. 192.
88.0/24 diyelim. Bunu şu an rastgele örnek olarak koyuyorum. Buna da application kontrolü uyguluyorum. Okey dedik. Şimdi DNS kuralımızda Entrust and Optional var. Bu bahsettiğimiz kurallarımız yok. Policy Manager'larla işim yok. Kapatıyorum o yüzden. Bunda zaten hiç kural yok. Kapattım. Sol üst köşede Save to Management Server butonuna tıklayarak bu yaptığım template'i sisteme yüklüyorum. VSC template ismiyle. Pardon. Hatırlarsanız şeyde her yapılan değişiklik için bir tane comment yazmayı zorunlu tutmuştuk. VSC template'in altına sosyal blok diye. Ekleyelim. Şimdi kurallarımız kaydoluyor. Kaydolduğuyla ilgili mesajımız da geldi. Okey dedik. Bunu kapattık. Şimdi bu aşamada herhangi bir işlem daha yapmıyor. Bu kuralı sadece oluşturdu template olarak. Bunu biz istiyorsak üzerine sağ tıklayıp apply to device dersek cihazlarımıza gönderebiliriz. Mesela bu kuraldan bir tane daha klon oluşturabiliriz. Social block dedik mesela. Adult block diyelim. Okey diyelim. Bunları arkasından cihazlarımıza yükleyeceğiz. Şuradan gelelim. Özelliklerine bakalım. Burada kurallarımız var. Bunların isimlerini 2 yapalım. Şu an gittiğim yöntem bir sürü kural oluşturacak tabii ama ben farkı gösterebilmek için bu şekilde ilerliyorum. Normalde mevcut kuralların düzenli olarak girdiğiniz sürece tek kural içinde de bu hareketleri yapıyor olabilirsiniz. Bunu da istiyorum. Diyelim. Application Control 2 VSC 2. Bu da uygun blokerımızı seçtik. Okey dedik. Bunu da kaydettik. Şimdi artık iki tane template'im var. Kapatalım. Şimdi bu template'leri cihazlarımıza yükleyelim. İlk başta social block olanı yüklüyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra karşıma gelen menüden apply to device'ı seçebilirim. Remove deyip bu template'i kaldırabilirim. Klonlayabilirim. Yeniden adlandırabilirim veya az önce baktığım gibi içindeki özelliklere bakabilirim. Apply to device dediğimde karşıma yine bir sihirbaz geliyor. İleri diyorum. Burada hangi cihaza yükleyeceğimizi seçmemizi istiyor. Ben iki cihazıma birden yükleyeceğim. Daha fazla cihazımız olsaydı daha fazlasına da yükleyebilirdik. İleri diyorum. Bunu hemen yapmasını istiyorum. İleri diyorum. Kural güncelleme diye bir şey yazalım. İleri deyip bekliyorum. Şimdi cihazlarımla bağlantı kuracak. Arkasından kurallarımı gönderecek. Şimdi cihazlarıma social block ile ilgili update yapmış. Burada complete olarak gözüküyor. Peki hakikaten yapmış mı? Gelelim. Cihazlarımızı yine read only modda açalım. Şimdi burada bir küçük detay var. Ondan da bahsetmek istiyorum size.
Bu arada konfigürasyon menajeri kurallarım gelmemiş. Bir tekrar kontrol edeceğim. Cihazlara uyguladığınız kurallar, management server'dan bağlantısını keserseniz cihazın, bu kurallar silinecektir. Doğal olarak bu kuralların geçerli olması için management server'ı, hani bir bağlantı hatası olmuş bu arada, kuralları uygulayamamış. Management server'ın bağlantısını keseceğiniz zaman mevcut kurallarınızı kontrol etmeniz lazım. Zaten management server'ı kestiğiniz zaman size diyor ki eğer bu bağlantıyı keserseniz şu kurallarınız silinecektir diye. Şu an kuralları yükleyebildi. Bir tanesi buraya geldi, bir tanesi buraya geldi. Şimdi bu yapıda yine yapıyla ilgili bir durum. Diğer cihazdan da göstereceğim. Şimdi ben kurallarımı otomatik elle dizmiştim. Doğal olarak siz bu kuralları eklediğiniz zaman burada kendisine uygun en doğru yerlere konumlandıracak kuralları. Bu yine yapınızla alakalı. Kuralları mümkün olduğunca auto-order'da tutarsanız eğer, bu durumda kuralları gelip olması gereken doğru yerlere ekliyor olacaktır. Diğer cihazımıza gidelim. Şurada yaptığım değişiklikleri kabul etmeyeceğim. Evet, mesela bu cihaz auto-order modda çalışıyor. Burada kurallar doğru yerlere geldi. Diğer manuel order modda çalışan yine aslında doğru yerlere geldi ama belli kurallara takılıyor olabilir. O yüzden auto-order modda tutmak daha faydalı oluyor. Bunda zaten DNS proxy'miz yoktu. Yine geldi. Şu bir önceki cihazdan DNS proxy olan kuraldan göstereyim. Oluşturduğumuz template'te DNS'in içine ben en trustless'ı koymadım. En optional'ı koydum ve bir network IP'si koydum. Doğal olarak gelip burada oluşturduğu DNS proxy kuralında da en trustless'ı kaldırdı. Sadece en optional ve benim eklediğim IP grubunu ekledi. Bu noktaya kadar sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Bu arada diğer template'i de atalım. Ve adapt block demiştik. İki cihazımızı da uygulayalım. Polis sunucularımızı açalım. Evet, webinar 2 kuralımız da yine buraya geldi. Şurada diğer cihazımız var. Yine aynı şekilde webinar 2 kurallarımız buraya geldi. Kuralları template'lerini de bu şekilde oluşturup atabiliyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Birden fazla cihazınız var yönetmeniz gereken ve bazen bütün cihazlarınız için bir anda bir sürü kural değiştirmeniz lazım. Normal şartlarda hepsine teker teker bağlanıp bütün kuralları teker teker yapacağınıza burada bir tane template oluşturup bu template'le gidip direkt kuralları cihazlarınıza basabiliyorsunuz. Mesela bu kuralımızın içine yine bir değişiklik yapalım. Açalım policy manager'ımızı. DNS proxy'den şu IP grubunu kaldıralım. Sadece en optional, en trusted yapalım. Okey diyelim. Tekrar kaydedelim.
Şimdi bunu tekrar cihazların üstüne basalım. Hemen yapsın. Son diyelim. Şimdi ne vardı yine prosesimizde? En optional'la IP grubumuz vardı. Bunu kapatalım. Kurallarımız gitmiş. Policy Manager'ı açalım yine iki cihazımızda. Evet, DNS kuralımızda IP bloğumuz gitti. Onun yerine Any Trusted geldi. Yani burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Polisleri oluşturuyoruz. Polisleri bütün cihazlara basabiliyoruz. Yaptığımız kural isimleri mevcut bir kural ismiyle aynıysa son yaptığımız değişiklik geçerli oluyor. Yani benim iki kuralımda da farklı DNS seçenekleri var. Ama en son hangi kuralı basarsam onun özellikleri geçerli oluyor. Template olarak da kurallarımızı böyle ekleyebiliyoruz. Yine bu ekran üzerinde Configuration History'den bahsetmiştik. 30'a kadar tutsun diye. Burada baktığımız zaman yaptığımız kuralları ve kimin tarafından yapıldığı, hangi versiyonda yapıldığı, arkasından ne yorum yazdığı ile ilgili bilgileri görebiliyoruz. Ben şimdi en baştaki kuralıma geri döneceğim. Tıklıyorum. Önce kuralları karşılaştıralım ne fark var diye. Bunu hatırlarsanız Dimension Comment'teki ekranın aynısı. Aslında yetenek olarak hemen hemen burada aynı şeyleri yapabiliyor. Bu kurallar oluşturulmuş. Bu kural değiştirilmiş. Kuralların sırası değiştirilmiş. Tamam, ben buna geri dönmek istiyorum diyeyim. Revert edeceğini, herhangi bir tünel olursa bu tünelle ilgili sıkıntı yaşayabileceğimi söylüyor. Revert edelim. Policy Manager'ımıza gelelim. Evet, oluşturduğum kurallar gidiyor. DNS proxy kuralında son haline geri dönmüş oluyor. Buradan tekrar Policy Manager'a gelelim. Diğer cihazımda bir revert işlemi yapmadım. Doğal olarak diğer cihazımda oluşturduğum webinar kurallarım halen yoluna devam ediyor. Bu noktaya kadar var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Peki, bir soru yok. Şimdi bugün Management Server ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bununla ilgili bir webinar daha yapıyor olacağız. Bu webinarda da diğer ayarlardan bahsediyor olacağız. Bu konuyla ilgili büyük ihtimalle iki webinarla bütün konularını tamamlamış olacağız. Aşağı yukarı bir sonraki webinar da yine bir saat civarında sürecektir tahminimce. Temmuz ayı içinde planlayacağız bir aksilik olmazsa. Bu arada tekrar hatırlatayım. Eğer istediğiniz webinar konuları varsa bunları bize mail atabilirseniz onları da aynı şekilde plana dahil edip İstediğiniz konularla ilgili webinarlar oluşturup onları da anlatıyor olabiliriz. Bunları yine mümkün olduğunca YouTube'a kaydedip sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. En son çıkmadan cihazları bir management server'dan kaldırıp oradaki durumlarını da göstereceğim. Bu arada bu maintenance alert dediği kısım, şu yukarıda göreceğiniz uyarı,
Şu an cihazı güncellemeye çalıştığı için böyle bir uyarı veriyor. Doğal olarak şu an güncellediği için herhangi bir işlem yaptırmıyor. Diğer cihazımın güncellemesi bitmiş. O yüzden bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Diyelim ki herhangi bir sebepten dolayı management server'la bağlantınız kesildi veya management server'ı kullanmıyorsunuz. Normal kuralların üstünden gideceğim. Cihazın üstünden Policy Manager'ı açıyorum. Normal Policy Manager, management server'dan olan değil. Fully Manage modda release et deyip bu cihazı artık ben kendim yöneteceğim diyorum. Setup kısmında Manage Device Settings'ten Centralized Management'i kapatıyorum. OK diyorum. Size bahsettiğim konu buydu. Eğer Centralized Management'ı kapatırsanız bununla ilgili konfigürasyonlar ve VPN ayarları gidecektir. Emin misiniz diye soruyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Evet eminim diyorum. Kurallarımın hepsi bir önceki kurallarımın haline geri dönüyor. Kaydettikten sonra da kısa bir süre sonra Management Server'dan da bağlantısı kesilmiş oluyor cihazımın. Yani şöyle bir karar da vermiş olabilirsiniz. Biz artık eski Management Server'ı kullanmayacağız. Bunun yerine Dimension Command kullanacağız. O yüzden Management Server bağlantını iptal ediyorum. İptal etmeden önce mutlaka ve mutlaka kurallarınızın yedeğini almanızı da tavsiye ederim. Herhangi bir problem olduğunda tekrar kurallarınıza geri dönebilirsiniz diye. Cihazlarım da birazdan normale dönecekler. Sormak istediğiniz sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar Management Server ile ilgili diğer aksiyonlardan bahsediyor olacağız bir sonraki webinarlarımızda. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim.